Duyma oğlum, konuşmayalım o kötü günleri. Kendimi kaybetmişim işte ya. Ama Gümüş, anneme öyle bir çıkıştı ki orada olmalıydım Mehmet. Canım karım benim. Kimseden yemedim ben öyle fırça. Doktor gelip hepimizi kovacak ha. Hasta odasında bu ne kalabalık diye. Hiçbir şey diyemez. Özledik abimizi, ne yapalım? Acaba muayenesi bitmiş midir Gümüş'ün? Bitince sıra sana gelecek ya kaptan. Buraya geldiğinde bitip bitmediğini anlarız. Merhaba. Merhaba doktor bey. Size iyi haberler getirdim. Yarın taburcu oluyorsunuz. Oh, Allah'a şükür. ya Gümüş? Beraber çıkıyorsunuz. El ele. Oh be. Çok teşekkür ederiz. Şükür. Ya Rabbim çok şükür. Şükürler olsun. Canım. Her şey için teşekkür ederiz. Ben çok sıkıldım bu halden. Canım koşturmak, iş yapmak istiyor. Al benden de o kadar. Geldiğimden beri bir kap yemek yapmadım. Çocuklar da olmasa ocağın yandığını göremeyeceğiz. Kendimiz pişirip kendimiz yiyoruz. Ben eski yalıyı özledim. İş, güç, gelen, giden, neyse. Kızlar, kızlar, müjdemi isterim kızlar. Ne oldu? Önce müjde. Tamam abi ya, müjde senin olsun, ne istersen. Rukiye de kabul etsin. Tamam, ediyorum. Ne istersen. Sen önce söyle şu müjdeyi. Mehmet abimle Gümüş ablam yarın taburcu oluyormuş. Canım. Ya tamam tamam, kesin de yarın ne pişireceksiniz onu düşünün. Güzel bir ziyafet hazırlarız biz onlara. Biz geldik. Ay, kim gelmiş? Oy, 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 oy. Babasının meleği gelmiş. Gel bakalım, gel bakalım. Gel, gel, gel. Oh. Versene. Oh. Ay kuzum benim. Aşkım. Oh. Güzelim benim. Kuzum. Oh. Yapma. Seni böyle görünce korktum vallahi. Alayım ben onu. Ay, kıyamam gel. Sana. Tamam tamam, yok kızım. Oh. Gel kuzum. Bay bay. Gümüş. Canım şeyin yok ya. Şimdi durayım. Canım. Emin misin? Hiç iyi görünmüyorsun. İyiyim Mehmetciğim, iyiyim. Böyle ayağa kalkınca başım döndü herhalde.
Yatmaktan herhalde hayatım, yatmaktan. Ya ben bir yine de doktor çağırayım. Sen yat burada. Mehmetciğim valla iyiyim ben. Kötü olsam söylerim. Çağırma. Tamam. Senin dediğin gibi olsun. Yalnız bu olayı doktora anlatacağım, haberin olsun, ben tamam mı? Ben zaten anlatacağım. Sen bir daha fenalaşmadın değil mi? Yok. Sadece sizin için yaşayacağım. Aşkım bana can verdi. Mehmet, sen benim canımsın. Seni çok seviyorum. Biliyor musun? Sana sarılarak uyumayı çok özledim ben. Ben de özledim. Her gece başını hissettim omzumda. Sanki hep kollarımdaydın. Amma uzun sürdü toplanmaları. Aylardır burada yaşıyorlar. Evi buraya taşıdık sanırım farkında olmadan. Bir çıksaydık sağ Salim. Çocuğu bana ver kızım, yorma kendini sen. Ver çocuğu. Anne ben iyiyim, sağ ol. Aşkım, ver ben taşıyayım. Aşkım ver. İyiyim ben, ne olur yapma. Arkadaşlar asayiş Berkemal. Resmen ilk kavgalarını edecek kadar sağlamlar. Ay biri bana yardım etsin ya. Bu ne aşkım? Ne oluyor, seyahate mi gidiyorsun? Ver ya. Ver bana. Ver hadi, yorulacaksın, zayıfsın sen. Ya Mehmetciğim iyiyim diyorum. Aa, verin bakayım yeğenimi. Verin bakayım. Siz de düşün bakayım önüme. Hadi. Aa. Gel bakalım. Ay aşkım, nihayet bu hastaneden kurtuldum. İyi misin bakalım ha? Canım. Ay bunlar birbirini çok özlemiş. Bundan sonra işte gümüşsüz bir hayat. Hiç sanmıyorum. Mehmet kızı adım attırmaz ömür boyu bir şey olacak diye. Abartmayın ama ya. Karımı düşünmek suç mu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Merhaba. Hoş geldin ablacığım. Hoş geldiniz abla. Seni, ben de seni çok özledim. Merhaba. Anneciğim. Geldik artık evimize. Ya bari meleği verin bize de rahat edin. Olsun, ayrılmadan böyle 300 gibi gezeceğiz. Değil mi aşkım? Kovsam bile ayrılmam ki. Sakın ayrılma. Acıktık. Vay. Eksik bulabildin mi yenge? Eksik aramıyorum oğlum, ne yapmışlar ona bakıyorum. Gümüşle Mehmet'in geleceğini duyunca ne hazırlayacağını şaşırmış Rukiye. Baksanıza elinde ne varsa döktürmüş. Ay. Sen çok sakın. İzleyecek miyiz yoksa yiyecek miyiz? Yemeyeceksek isterseniz dışarıdan pide söyleyelim. Buyurun bakalım herkes sofraya. Gel hayatım. Seher. Otur bakalım. Servise başlayabilirsin kızım. Geç oturun ablacığım. Gel bakalım. Ay. Kıyamam sana. Mehmet tutsana. Mehmet başım dönüyor. Gümüş. Onur, Melih al. Gümüş. Gümüş. Tut. Gümüş. Ne oldu? Ne oluyor? Gümüş. Tamam. Ne oluyor? Tamam. Gümüş. Korkma benim. Karıcığım, beni duyuyor musun? Allah. Gümüş. Ne oluyor? Kızım, evladım ne oldu sana böyle? Gümüş. Canım, iyi misin? Canım benim, iyi misin? Mehmetciğim iyiyim şimdi. Canım ne oldu sana böyle? Ah kızım, neden dinlenmiyorsun? Bünyenizi zorluyorsunuz sonuna kadar. Bir bardak su verin çocuğa. Ben doktoru arıyorum. Bahar. İyiyim ben, doktor falan istemiyorum. Yorgunluktan oldu. Bahar, çağır, belki başka bir şeydir. Tamam. Gel bakalım, tamam. Bir şeyim yok. Gel. İç. Gel bakalım, hoppa. İç bakalım. İç. Yat çocuğum. Mehmetciğim iyiyim bak, günlerdir yatıyorum ya. Fazla geldi o kadar hareket. Ya gelsin baksın doktor Gümüş. Neden bu kadar karşı çıkıyorsun ki?
Ya kötü bir şeyin habercisi ise? Allah korusun. Lütfen ya, doktoru görmek istemiyorum. Yeni kurtulduk zaten doktordan. Ya haklı bence. Yorulmuş biraz. Dinlensin, bir şey kalmaz. Üzmeyelim Gümüş'ü. İstemiyorsa çağırmayalım. İnat etme. Lütfen yarın gidelim. Eve gelişimizin keyfini çıkaralım. Bak, kendini kötü hissetmeye devam edersen hemen gideceğiz, tamam mı? Söz. İyiyim, vallahi iyiyim. Mehmet, bana bir şey olmayacak. Çıkar artık aklından bunları. Hadi git sen keyfine bak. Uyuyacağım biraz, hadi. Benim burada keyfim yerinde. Sen uyu, ben seni bekleyeceğim. Gel bakayım şöyle. Koy başını şuraya. İşte ilacım bu benim. 2 dakika bile yeter. Bak şimdi göğsüne yatınca hiçbir şeyim kalmayacak. Gümüş. Hı. Bak beni kandırmaya çalışma. Yamacı mı yok bunun? Yarın kesinlikle doktora gidiliyor ha. Ben telefonla konuşurum hayatım. Gerekirse gideriz. Ya gereksin gerekmesin gidilecek. Söz verdin. Unutma. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Kimseyle görüşmeye vaktim yok. Atıp imzayı kaçacağım. Merhaba. Ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Konuşmamız gerek belki. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Konuşacak hiçbir şey yok. Benim var ama dinlemelisin. Yeni yalanlar hazırladın demek. Hayır. Ama artık yutmam, haberin olsun. Git buradan Didem. Bir daha da gelme. Yalan söylemeyeceğim Berk, gerçekten. Sana olan aşkımı, seni kaybetme korkusunun beni nasıl salaklaştırdığını, her şeyi çaresizlikten senin için yaptığımı anlatacağım. Pişmanım, deli gibi pişmanım. Berk, çıldırmak üzereyim. Lütfen beni affet. Hırsından böyle konuşuyorsun Didem. Seni terk etmiş olmamdan. Beni gerçekten sevsen yanımda olurdun. Hırsınla beni zehirledin. Senin yüzünden aileme arkamı döndüm ben. Hayatımı kararttın benim. Değer miydi? Söyle, değer miydi? Parayı, gücü seviyorsun Didem. Bu şaşayı seviyorsun. Senin gibi birini hayatımda görmek istemiyorum. Defol buradan. Git. Ne görüşmesi? Ya sonra görüşseydin. Şimdi sırası mı? Didem. Neyin var? Ne işin var burada? Berk'i bekliyorum. Kötü bir şey mi oldu? Niye ağlıyorsun hayatım? Berk çıktı Didem. Biliyorum. Gördüm. Konuştum. Hadi içeri geçelim. Biraz kendine gel. Elini yüzünü yıka, sonra konuşuruz, tamam? Dursana Gökhan. Senin işin yok muydu? Ne olur bana yardım edin. Onu yeniden kazanmam lazım. Bir şey yapın. Berk'i çok seviyorum. Bunu daha önce düşünmen lazım Didem. Biz iyi niyetimizle sana yardım ettik. Sen ne yaptın? Tüm profesyonelliğinle her şeyi berbat ettin. Pardon. Efendim. İyi günler Gökhan Bey. Ben Fuat Saygılı. Abi buyurun. Gökhan Bey, rahatsız ediyorum ama uygunsanız sizinle görüşmek isterim. Çok isterim. Bunu daha önce denedik, başaramadık. Biliyorum ama bu kez görüşebiliriz. Ben sizinle yüz yüze görüşmek istiyorum. O halde yarın buluşalım. Ne buraya gelebiliyorsun anlamıyorum. Tamam, iyi günler. Niye anlamak istemiyorsun?
Ben Berk'i çok seviyorum Bahram. Daha fazla şansını zorlama. Sen busun. Berk'e de aşık falan değilsin. Derdin başka senin. Gerçekleri görmem için hatalar yapmam lazımmış. Onsuz kalmam lazımmış. Berk'i çok seviyorum Bahar. Onun için ölebilirim, inan bana. Ben sadece onu istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil. Tamam, salakmışım. Hayatımı karartacak, aşkıma zarar verecek kadar körmüşüm. Ne olur bana yardım et, ne olur. Sana yardım edemem Didem. Bunu yapmayacağım. Sen kardeşime iyi gelmiyorsun. Senin bu saçma sapan hırslarından kurtulman imkansız. Kendini kandırıyorsun. Ayrıca Berk de seni istemiyor. İsteseydi şu an yanında olurdu. İsteyecek. İstemeli. Ona olan aşkımı görmeli. Onu affettirmem lazım kendimi. Yoksa ölürüm, anlasanıza. Didem, biraz gururlu ol. Tabii eğer varsa. Zorla güzellik olmaz. Gel otur. Eğer gerçekten onsuz yaşamam diyorsan bencere savaşmalısın. Ama bu şekilde bir yere varamazsın. Ne yapmalıyım? Öyle çaresizim ki delirmek üzereyim. Kendimi öldürmek istiyorum. Vazgeçme o zaman. Vazgeçme, sabret. Önce hatalarını gör, onları düzelt. Hala içinde bir şeyler varsa bunu başarabilirsin. Ama bu çok zor Didem. Acı dolu bir yol. Seni çok iyi anlıyorum. Ben başardım. Çünkü tüm benliğimle Bahar'ı seviyorum. Bunu ona gösterdim. Sabrettim. O da beni seviyormuş ki affetti. Sen de öyle yap. Berk sana aşıksa döner. Didem, aşk gerçekse daima kazanır. Hayatınızla oynuyorsunuz. Bu gerçekten tehlikeli olabilir. Hayatınızla oynuyorsunuz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tekrar rahatsız ettim, kusura bakmayın. Lütfen, rica ederim. Hem ben de sizinle görüşmeyi çok istiyordum, iyi oldu. Bahar nasılsın? İyi. Benimle görüştüğünüzü biliyor musun? Hayır, bunu henüz ona söyleyemem. Önce sizinle konuşup her şeyi öğrenmeliyim. Kim olsa Bahar gibi davranırdı. Yadırgamıyorum tepkisini. Sizin beni anladığınızı düşünüyorum. Belki siz bana yardım edersiniz. Onunla bir kez daha konuşabilirsem... Önce emin olmalıyım, size inanmalıyım. Onun babası olduğunuzu biliyorum ama... Bana inanıyorsunuz demek. Fuat Bey, biri karınızın karşısına çıkıp ben senin babanım diyorsa bunu araştırırsınız. Ben de öyle yaptım. Ne olursa olsun Bahar'ı korumak benim görevim. Haklısınız. Babası olduğunuzu biliyorum, burada sorun yok. Ama yıllarca onu neden aramadığınızı, neden çocuğunuza sahip çıkmadığınızı bilmiyorum. Bir baba bunu nasıl yapar anlamıyorum. Yıllar sonra ortaya çıkma amacınız ne Fuat Bey? Siz de beni suçluyorsunuz. Suçluyum çünkü. İzin verin, her şeyi en başından anlatayım. Ben sizi dinlemek için buradayım. Ama lütfen doğruları konuşalım. Bana yalan söylemeyin. Yalanlarla yaşamak istemediğim için Bahar'a geldim. Hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Müsterih olun lütfen. Yıllarca bir kızım olduğunu bilmeden yaşadım ben. Yıllar sonra bir çocuğunun olduğunu öğrenmek nasıl bir duygu hiç kimse bilemez. Size bakacaktım. Niye kalktın? Yatsaydın. Dinlen de kendine gel çocuğum. Ya anne, yat yat, sıkılıyor insan. İyiyim ben. Mehmet nerede? İçeride uyuyor. Sen de uyusana. Bir şey isteyeceğin zaman seslen kızlara, getirsinler. Dolaşıp kendini yorma.
Ayılıp bayılıyorsun hala. Anneciğim Mehmet uyanacak sessiz. Gel sessiz olalım biraz. Sen de sözümü dinle o zaman. Anne çok sıkıldım. Ya yattıkça hasta oluyor insan. Biraz hava alayım, özlemişim evi. Sonra bol bol alırsın havanı. Şimdi yatağa hadi. Anne tamam gerçekten bak temiz havayı gelir. Yatarım sonra. Yatarım sonra yorulursam söz. Sakalımız yok ki sözümüz dinlensin. Boşa nefes tüket dur Şeref. Beni bilmiyorsa dünyasını yıkmanın alemi yok dedim. İyi bakılıyordu. Mutluydu. Ben ona o kadar çok imkan sağlayacak durumda değildim. Keşke öğrendiğiniz anda Bahar'ın karşısına çıkıp ona gerçeği anlatsaydınız. Çok geç kalmışsınız. Bahar'ı nasıl ikna edeceksiniz? Sizi görmek isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Onunla konuşmanıza bile izin vermez. Bilmiyorum ama belki siz bana yardım edebilirsiniz. Bakın, Bahar'ı karşıma alamam. Sizin hakkınızda konuşmuyor bile. Onu daha fazla üzmek, hırpalamak istemem. Lütfen beni karıştırmayın. Ben sadece emin olmak için buraya geldim. Size tam olmasa da hak verdim ama... Belki çok mutlu olacağız kızgınlığı geçince. Belki sarılacak bana, baba diyecek. Ömür boyu bırakmayacağız birbirimizi. Bir baba olarak bir başka babadan yardım dileniyorum. Bana yardım edin lütfen. Onu kazanmama yardım edin lütfen. Peki, size yardım edeceğim. Ama onu ikna edemeyebilirsiniz. Buna kendinizi hazırlayın lütfen. Mehmet. Hı? Nasıl? Senin yedek parça uyum sağladı mı? Sağladı ya, sağlamaz mı? Hem de en kalitelisindenmiş. Gümüş çok iyi bakmış böbreğine. Hay Allah'ım ya. Dalga geçtiğiniz şeye bakın. Anneciğim eğleniyoruz. Sen istemiyor muydun şöyle keyifli bir sofrada yemek yememizi? Oğlum ölümden döndün. Gümüş hayatını kurtardı. Siz yedek parça falan diyorsunuz. Çok ayıp. Anneciğim kızacak bir şey yok ki bunda. Ben onun yedek parçasıyım tabii. Pardon anne ya. İstese bütün organlarımı veririm. Fesubhanallah. Şimdi tek böbrek sana yetecek mi? Sana bir şey olmaz değil mi? Kendime iyi bakarsam yetecek tabii. Almazlardı ki yoksa doktorlar. İyi ki varsın Gümüş. Sen olmasaydın dayım sağlığına kavuşamazdı. Ben bir meleğe bakayım geliyorum tamam mı? Afiyet olsun. Benim elime de öp. Tamam canım. Kızım bakıcısını niye yolladın? Baksaydı bu gecede. Ya o dairesini görsün istedim anneciğim. Afiyet olsun size. Dur Gümüş beraber çıkalım. Ben de bir Doruk'a bakayım. Afiyet olsun. Olsun. Sağ ol. Hadi bakayım. El ele tutuşun. Yaramazlık yapmayın. Onur bugün bomba espriler yapıyorsun maşallah. Allah'ıma bin şükürler olsun. Yüzümüze güldü ya. Yeniden hep beraberiz. Ay. Ay. Ne? Şu hale bak. Uyuyor mu, dans mı ediyor belli değil. Hep açık üstü. Ne? Defne de böyleydi. Doruğu nasıl yatırsan öyle kalıyor maşallah. Şuna baksana kocaman oldu. Haftalardır benden uzakta. Böyle yalnız başına bir sürü şey öğrendi. Kaçırdım. Ama babasının hayatını kurtardın. Artık hiç ayırmak istemiyorum onu yanımdan. Her anla tanıklık etmek istiyorum. Uyusunlar biz reise çıkalım. Tamam canım. Gümüş. Tamam geliyorum şimdi. Hadi. Ah. Gümüş. İyi misin güzelim? İyi misin sen? Gel. Otur şöyle gel. Gel hayatım gel. Gel canım. Oh, mis gibi de koktu.
Siz iyi olun. Ben her gün 10 kere kahve yaparım. Sağ ol kızım. Kahveden öldüreceğim bizi yani. Daha neler. Mersi. Rukiye. Orhan'ın işi yoksa buraya gelsin. Bir şey isteyeceğim ondan. Tamam. Hemen çağırıyorum. Tamam canım. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Gümüş, sana neler oluyor? Yok, iyiyim Pınar. Bir anda... Bu böyle olmaz. Sen iyi değilsin. Ben doktor çağırıyorum. Pınar, hayır. Çağırma lütfen. O zaman kalk odana gidiyoruz. Uzanıp dinlen biraz. Tamam, gidelim. Nerede kaldı kızlar ya? Kahveleri soğuyacak. Çocukların başlarında lafa dalmıştır onlar. Ben de mi gitsem? Yiğit'e bakardım. İyi akşamlar Orhan'cığım. Buyur abi, beni çağırmışsın. Evet Orhan. Gümüş, sen aklını mı kaçırdın? Söylediklerinin farkında mısın? Pınar, gerçekten hepimiz için en iyisi bu. Ya Pınar, Mehmet benim yüzümden kahrolacak. Hastane günleri de devam edecek. Gümüş, bunu kabul edemem. Hemen hastaneye gitmemiz gerek. Yani o doktora da diyecek 2 lafım var ha. Kızım, sen manyak mısın ya? Ya doktorun bir suçu yok ki. Ben istedim kimseye söylememesini. Pınar, ben hastaneye falan dönemem artık. Tamam işte, ilaçlarımı düzenli alacağım. Kontrollere gideceğim. Ah canım benim ya. Sen kendinde değilsin Gümüş. Hayatın senin bu kadar değersiz mi? Lütfen ısrar etme. İyi bakacağım diyorum kendime. Mehmet'ten bunu saklayamazsın ki. Duyunca kıyameti koparacak. Pınar, bak sakın Mehmet'e bir şey söyleme. Lütfen. Zaten onun yüzünden yarım kaldığımı düşünüyor. Ya onun acı çekmesini istemiyorum. Ne olacak? İkimiz birbirimiz için üzüleceğiz. Pınar'cığım, bizim morale ihtiyacımız var, ne olur. Ben gerçekten idare edebilirim. Tedavime dikkat edeceğim işte. Doktor ne isterse yapacağım, lütfen. Mehmet'in bilmemesi lazım Pınar. Pınar. Kalenin bedenleri yar 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 yandı. Koyuverin gidenleri, Şinanay yavrum Şinanay nay. Koyuverin gidenleri, Şinanay yavrum Şinanay nay. Kurudum kibrit oldum, yar 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 yandı. Kurudum kibrit oldum, yar 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 yandı. Üflesen sönüyorum, Şinanay yavrum Şinanay nay. Üflesen sönüyorum, Şinanay yavrum Şinanay nay. Hopa Şina Şinanay, Şinanay nay. Şinanay yavrum Şinanay nay. Tellidir, tellidir, yandım ama... Hadi bakalım herkes odalarına. Hepimiz çok yorulduk, dinlenelim, kendimize gelelim. Bu gecelik bu kadar yeter. Sen de çok sağ ol evladım. Sesin pek yanıkmış maşallah. Sağ olun. İyi akşamlar. Hadi kime diyorum ben? Vallahi yengemden sıkı general olur bence. Hadi. Gel bakayım. Gel buraya. Ha şöyle yola gelin diyeyim ama. Hoppa. Hoppa. Yarın doktora her şeyi anlatacaksın ama, söz mü? Söz. Ya vallahi söz. Bak, sırf seni üzmemek için ağzımı açıp Mehmet'e tek laf etmeyeceğim. Pınar, çok teşekkür ederim. Bu benim için çok önemli. Ya ben zaten Mehmet'ten bir şey saklayamam, biliyorsun. Bunu da saklamamalısın Gümüş. Her şeyi Mehmet'e sen anlatmalısın. Başkasından duymasına tamam, nedir? Tamam, söz. Söz. Merhaba, hoş geldin. Ne kaynatıyorsunuz bakayım siz burada? Havadan sudan. Özlemişiz rahat rahat sohbet etmeyi. O zaman ben de katılayım size. Vallahi annem canımızı okudu aşağıda. Niye, ne yaptı? Ne yapacak? Annelik yaptı. Herkes yatağa emri verdi. Biz de ne yapalım, çocuklar gibi teslim olduk. Hadi bakalım yatın dinlenin dedi bana. Yerinde bir emir olmuş. Hepimiz çok yorulduk değil mi Gümüş? Evet, çok yorulduk hepimiz. Hadi size iyi uykular. Sana da. Sana da.
Bence de yerinde bir emir oldu vallahi. Baksana burada olamayacaktım yoksa. Gelecektin er ya da geç. Olsun. Geç gelecektim. Bu anı kaçıracaktım. Yanında birkaç saat daha az kalacaktım. Belki de uyuyor olacaktın. Seni öpemeyecektim mesela. Ben sensiz yaşayamam. Ben de. Yengem nasıl dağıttı bizi görecektin. Nasıldı yılın röportajı? Yoksa adam gelmedi mi? Geldi canım. Gayet iyiydi. Acayip şeyler anlattı. Sen şimdi bana anlatmazsın da. Artık yeni kitabımda okursun. İyi bakalım. Bahar. Efendim hayatım. O adamla gerçekten görüşmeyecek misin? Hangi adamla? Babanla. Gökhan, benim babam öldü. Bahar, adam babanım diyor ya. Seni uyardığımı sanıyordum. Ben olsam görüşürdüm. Ya adam doğru söylüyorsa? Tek kelime daha etme lütfen Gökhan. Gece gece saçma sapan bir şey yüzünden seninle tartışmak istemiyorum. Yalı çok keyifli olmaya başladı. Bu da bizim eve dönüş biletimiz demektir. Her şey yoluna girdi sonunda. Hiçbir şeyin yoluna girdiği yok Onur. Ne? Gümüş. Hiç iyi değil. Nasıl? Mehmet. Efendim? Bana bir masal anlatsana. Ne? Masal mı anlatayım? Evet. Meleğe anlattığı masallar var ya. Masal kısmını geçsek direkt mutlu son. Hı. Oğlan mesela... Hayır. Neden? Bana ne, önce masal anlatacaksın. Masalla mı kandıracağız sizi hanımefendi? Evet. Ama son mutlu olsun. Emredersiniz Gümüş Hanım. Biri varmış biri yokmuş. Büyük bir ormanda küçük bir göl. Gölün içinde de çirkin bir kurbağa yaşarmış. Kurbağa çok mutsuz, geçimsiz, çok huysuzmuş. Gölde bir başına yaşarmış. Güzel prensesin yolu bir gün göle düşmüş. Gölden bir yudum su içmek için eğildiğinde kurbağa ile burun buruna gelmiş. Kurbağa prensesin güzelliğine hayran kalmış. Prenses çirkin kurbağayı çok sevimli bulmasın mı? Yavaşça kurbağayı avucunun içine almasın mı? Sonra da... Ne biçim basal böyle? Dur, daha bitmedi. Prenses kurbağa ile konuşmak istemiş. Kurbağa hiç yüz vermemiş, tersleyip durmuş. Aslında içi gidiyormuş tabii. Kız çok güzelmiş. Çirkinliğinden utanıyormuş zavallı. Ya benim gibi çirkin, pis bir yaratıktan ne istiyorsunuz prensesim demiş. Prenses kurbağaya bakmış. Her canlı güzeldir. Kiminin kalbi, kiminin yüzü, kiminin gözü. Kurbağa çok utanmış, başını çevirmiş. Prenses, kendini seversen, değer verirsen hayatındaki bütün güzellikleri görürsün. Çok güzel olursun demiş. Kurbağa kızgın tabii, inanmam demiş. Sen benimle alay ediyorsun demiş. Prenses kurbağayı iyice kendine yaklaştırmış. Kendine haksızlık etme minik kurbağacık demiş. Ve onu öpmüş. Tabii birdenbire böyle yıldızlar, dumanlar falan filan, bizim kurbağa olmuş bir prens. Uyu prensesim. Öpücüğünle hayatı değişen prens hep yanında. Oh, nefis görünüyor vallahi. Tamam. Babacığım da olsaydı da bizi yine bir arada görseydi. En azından nerede olduğunu biliyoruz anneciğim. Üzülmeyin. Amcam dedeme gözü gibi bakar değil mi? Arada tatlı tatlı atışırlar. Ama Dilruba teyzeye haber verelim bence. Şu uğursuzun adını anmayın bu evde. Söyleyelim de ilk uçakla gidip babamı rahatsız etsin. Babam söylemeyin dedi, o kadar. Yengeciğim, kızmayın. Gümüş doğruyu söylüyor. En azından yaşadığını, iyi olduğunu söyleyelim. Oturup kopardığı paracıklarını saysın. O kadının ve ailesinin bize tekrar bulaşmasını istemiyorum.
Dilruba'ya tek kelime eden karşısında beni bulur. Uygun bir zamanda her şeyi anlatırız Dilruba Hanım. Önce dedemin buna izin vermesi lazım. Kesinlikle bu dedemin kararı olmalı. Sen geç kalmıyorsun değil mi kızım? Daha var. Beni kim bırakacak bugün okula? Servisin yok mu kızım? Bıktım servisten ya, çok dolaşıyor. Ne servisiymiş canım? Söyleriz şoföre, bırakır. O zaman da dalga geçiyorlar. Vallahi ben bırakamam, direkt şirkete gitmem lazım. İyi tamam, ben bırakırım kızım. Ya biz bırakırız ev cadısını. Gümüşlü hastaneye gideceğiz ya. Hem yolumuzun üstü, oradan da hemen tamam. Doktora gideriz değil mi canım? Yok, bulamadık diyorlar. Sırra kadem bastı mübarek. Anneciğim, bırak bu işin peşini. Böyle perişan oluyorsun. Kabul et artık. Mehmet Fikri Bey amca gitti. Bir daha da gelmeyecek. İyi olsun da gelmesin kızım. Nerede olduğunu bileyim yeter. Kendini kandırma anne. Nerede olduğunu öğrendiğin an yanına gidip önünde diz çöküp af dileyeceksin. Bunu ikimiz de biliyoruz. Beni affetmezse gözlerim açık giderim kızım. Anneciğim, gel inat etme. Buradan gidelim. Kenan'dan, yaşadığımız tüm kötü anılardan kaçalım. Yeniden başlayalım. Bu şehir hep Mehmet Fikri Bey'i hatırlatacak sana. Aklından hiçbir zaman çıkaramayacaksın. Unutman gerekirken böyle son nefesine kadar kahrolacaksın. Hem bir daha onların yüzüne bakamayız anne. Gidelim, izimizi kaybettirelim. Kenan Adisi de bulamasın bizi. Afiyet olsun yenge. Sana da evladım. Afiyet olsun. Sağ olun. Sağ ol anneciğim. Kaptan. Hadi kalkalım. Okul çıkışı ben gelir alırım seni tamam mı kızım? Oh, buldun şoförleri bak keyfine. Dayısı onun emrine amade. Gel bakayım sen. Dur bakayım sana bir. Of, bayağı büyümüşsün kız sen. Genç kız olmuşsun. Vallahi şimdi böyle. Gerisini sen düşün. Büyüyünce yandık. Hayatım. Maşallah. Ben hazırım. Ah. Sağ ol canım. Hastaneyi aradım, geliyoruz dedim. Doktora haber verecekler aşkım. İyi etmişsin. İyi haberlerini bekliyoruz Gümüş. İnşallah hiçbir terslik yoktur. Hadi Bücür, geç kalmıyor muyuz? İyice konuşun doktorla kaptan. Aklına takılan bir şey kalmasın. Tepeden tırnağa bir güzel muayene etsinler. Belki gözlerinden bir şey kaçmıştır. Konuşacağım merak etme. Hadi dayı geç kaldım. Tamam hadi. Affedersiniz. Beklettik sizi, hemen çıkıyoruz. Görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. Güle. Sağ olun. Gümüş haklı mı sence? Mehmet öğrenirse kahrolacak. Bilmese miydi acaba? Ben olsam bilmek isterim. Mehmet de karısının durumunu öğrenmeli. Sen asistanlara söyle yarım saat sonra odamda olsunlar. Bir durum değerlendirmesi yapalım. Tamam. Öğle yemeğine kadar herhangi bir toplantınız yok. Yemeği Cihan Bey'le yiyeceksiniz. Öğleden sonra fabrika içinde fabrikadan İsmet Bey'le toplantınız var. Öğleden sonra mı boşalt Nilay? Erkenden yalıya dönmem gerekebilir. Sen şimdi şu asistanları bul bana. Peki Onur Bey. Merhaba Onur Bey. Merhaba. Mehmet Bey ve Gümüş Hanım hastaneden çıkmış. Çok sevindim. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Amerika'ya gittiğini sanıyordum. Bugün akşam uçağıyla gidiyorum. Arkadaşlarla ve Bahar'la vedalaşmak istedim son bir kez. Sence buna gerek var mı Selim? Bahar seçimini çoktan yaptı. Bunu anlamış olman lazım. Ortalığı tekrar karıştırma lütfen. Sadece veda. Başka hiçbir amacım yok. Seçimlerine saygı duyacak kadar çok değer veriyorum ona. Merak etme. İyi. Umarım. Tahmin ettiğim gibi. Ben sizin taburcu olmamanız gerektiğini anlatmaya çalıştım. Ben kendimi çok iyi hissediyorum ama. Gümüş Hanım. Doktor olan benim. Unutmayın lütfen. Size iyi olmadığınızı ve bir süre daha burada kalmanız gerektiğini söylüyorum. Ben burada kalamam. Mehmet'in yanında olmam lazım. Mehmet Bey'in durumu gayet iyi.
Neden onun için endişelenmeyi bırakıp kendinizi biraz düşünmüyorsunuz? Çünkü iyileşmesi için morale ihtiyacı var ve moral için de bana. Hasta olduğumu öğrendiğinde yıkılacak Mehmet, kendini suçlayacak. Ben böyle bir şeye izin veremem. Önce Mehmet Bey'le konuşalım isterseniz. Uygun bir dille anlatırım. Durumunuzun ciddiyetinden bahsetmeden, yumuşatarak biraz daha burada kalacağınızı söyleriz. Yok asla. Ya bu kadarı bile mahveder onu. Müşahede altında olmanız şart. Hastane dışında tedavi uygularsak sizi tehlikeye atarız. Bu büyük bir sorumsuzluk olur. Etik olarak bunu kabul edemem. Gerçekten yapamam bunu doktor bey. Siz de beni anlayın. Söz veriyorum, kendime çok iyi bakacağım. Ne derseniz yapacağım. Tamam, bütün sorumluluk bende. Beni uyardınız. Ben isterseniz kağıt da imzalayayım. Mehmet Bey'le de konuşalım, sonra karar verelim. Bu şekilde bir yere varamayacağız. Doktor bey, ben haklarımı sonuna kadar biliyorum. Ve ben istemezsem siz kimseye rahatsızlığım hakkında bilgi veremezsiniz. Amerika iyi bir seçim. İstersen bağlantılı olduğumuz şirketlerden birinde sana iş ayarlayabiliriz. Ben buraya senden iş istemeye gelmedim Bahar. Sana mutluluklar dilemeye geldim. Kararını verdin. Ben de saygı duyuyor ve çıkıyorum hayatından. Umarım çok mutlu olursun. Asla keşke demezsin. Keşke Selim'i seçseydim demeyeceğini biliyorum Bahar. Şimdi bunu yüzüme söyleyip beni üzmek istemeyeceğini de. Selim. Aşık olan bendim. Ben sadece güvenebilirsen, denersen bana aşık olabileceğine inandım. Olmadı, başaramadım. Sen de bunu istemedin zaten. Selim, benimle vedalaşmak istemen büyük incelik. Teşekkür ederim. Ama durumu ikimiz için de daha fazla zorlaştırma istersen. Senden aşk dilenmiyorum Bahar. Hala bir şans da demiyorum. Evet, seni ömrüm boyunca seveceğim. Ama aşkımı içimde yaşayacağım. Rahat ol. Karşına bir daha çıkmayacağım. Selim. Ben Gökhan'ı gerçekten seviyorum. Ona aşığım. Onunla yaşlanmak istiyorum. Bu senin için çok acı. Ama gerçek. Hayatın boyunca umutsuz bir aşkın peşine düşmek yerine kendine bir yol çizmelisin. Herkes gibi mutlu olmayı sen de sonuna kadar hak ediyorsun. Yani eve gidebilir. Tabii. Gümüş Hanım'a da söylediğim gibi, evde kendini yormasın. İlaçlarını düzenli alsın. Kontrollerini aksatmasın, yeter. Yani bayılmalar normal bu durumda, öyle mi? Tedavi sürecinde olabilecek şeyler. Çok yorgun düşmüş olabilir Gümüş Hanım. Bol bol dinlenip hepsinin üstesinden gelecektir. Doktor bey, aynı ameliyatı geçirdik. Ama bende benzer sorunlar yok. Mehmetciğim, sen Mehmet'sin, ben Gümüş. Farklı tepkiler vermemiz doğal, değil mi? Tedavi süremizi bedenlerimiz belirler. Gümüş Hanım'ın bedeni biraz daha el gidiyor, o kadar. Lütfen rahat olun. Söz verdiği gibi hiçbir şeyi aksatmaz ve dikkat ederse iyi olacaktır. Fuat Bey. Efendim. İnanın bana, denedim. Ama Bahar çok net. Benim yüzümden zor durumda kaldınız sanırım. Özür dilerim. Önemli değil. Size yardım edemediğim için çok üzgünüm. Bahar'ın gerçekleri öğrenmesini, her şeyin açıklığa kavuşmasını çok isterdim. Elinizden geleni yaptığınıza eminim. Lütfen benim için üzülmeyin. Ben başımın çaresine bakarım. Bana sorarsanız bu konuyu kapatın. Bahar'ın sizi reddettiğini kabul edin. Yapamam. Onunla yüz yüze konuşmadan olmaz. Aynı cevabı alacaksınız. Bahar asla sizi kabul etmeyecektir. İçimdekilerle bu şekilde yaşayamam Gökhan Bey. Onunla konuşmaktan başka çarem yok. Sonucu ne olursa olsun bunu göze aldım ben. Kendinizi en kötüye alıştırın Fuat Bey. Diğer ihtimal yoksa inatta. Müvekkiliniz olacak o adama söyleyin, ölürüm de onun pis parasını kabul etmem. Gördün mü? Burada olduğumuz sürece Kenan'dan kurtulamayacağız. Kan emici şerefsiz kalleş, ne diyor yine? Aynı şey, ne diyecek? Bahane. Ben yanına gideyim, girdiği delikten bizi rahatsız etsin. Anneciğim. Sen gelmiyorsan ben gidiyorum. Nereye? İki çocukla nereye gideceksin? Herhangi bir yere. Neresi olursa. Mehmet de iyileşti. Ölmediği için Kenan'ın suçu da hafifleyecek. İki gün sonra karşımıza dikilecek. Yapışacak yakamıza. Yine bela olacak. Fikri gelirse... Fikri gitti anne, gitti. Bırak da her şeyi unutalım artık.
Peki, gidelim. Daha fazla üzülmeyelim diye anne. İnan bana, hepimiz için en iyisi bu. Parka gidelim Mehmet. Tamam, atlar arabaya gideriz canım benim. Arabaya ne gerek var? 2 adımlık yol. Ya aşkım, oraya kadar yürürsen yorulursun. Arabayla gideriz işte. Ya arabayla gidersek hava alamayız. Ne anladım ben bu işten? Tamam. Parka gitmeyelim o zaman. Nasıl istersen. Bahçede oturalım o zaman. Bak buyurun, size salınacak. Açık havamız da var. Manzaramız da var. Hı? Ne dersin? Gel buraya anneciğim, gel. Aşkım, ne yapıyorsun sen? Kucağıma alıyorum Meleği. Salıncağa oturmayacak mıyız? Bende kalsın. Mehmet, abartıyorsun ama. Gümüş, doktor yorulmayacak dedi. Şimdi sizi bir güzel sallarım. Ha. Kalabalıkmış gibi sesler de çıkartırım. Ha. Parktaymışız gibi olur. Tamam, olur. Peki. Eminim aynısı olur. Hayda. Ne yapıyorsunuz siz burada? Keyif yapıyoruz. Karımla kızımı sallayacağım. Refakatçileriniz nerede sizin? Yalnız çıkmışsınız dışarı, çocuk kucağınızda. Onur, hastanede miyiz şimdi? Ne refakatçisi? Tam iyileşmediniz hala. Yavrum. Onur, iyiyiz, abartma sen de. Seni nasıl gönderdi doktor? Onur, önemli bir şey yok. Dinlenmesi gerekmiş, endişelenme yani. Cidden böyle mi dedi? Evet, ben de söylüyorum size ama iyiyim ben gerçekten. Tamam. Şey yapalım mı? Gümüş bebeği de alalım, özledim onu. Göremiyoruz ne zamandır, Melek'le de oynarlar. Vallahi iyi olur ya. Ben de özledim. Kocaman olmuştur. Kaptan, Orhan'a söyleriz, getirir. Biz seninle konuşalım mı biraz? Onur, istemeyeceksin herhalde. Bazı konularda kararsız kaldım. Fikrini almam gereken bir iki yatırım var. Of ya, Onur. Lütfen, benden cevap bekliyorlar. Yarım saat istiyorum. İçeri geçelim. Kahveler bitmeden seni özgür bırakacağım. Söz. Aşkım, sen de gel istersen. Hayatım, biz daha yeni geldik. Biraz oturayım kızımla. Geliriz, tamam mı? Söz ver bak. Kendini yormak yok. Tamam canım, yormayacağım, merak etme. Görüşürüz. İyi bakalım, hadi konuşalım. Bu yaptığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na şikayet edeceğim. Ya hala raporu olan bir hastayı çalıştırıyorsun. Daha hastaneden çıkalı bir gün oldu. Sen şimdi yarın da şirkete gel dersin ha. Hani beyefendi dinlensin, keyfine baksın demeden işe daldırıyorsun adamı. Derdim iş değil Mehmet. Nedir o zaman? Sakin olacağına ve paniklemeyeceğine söz ver. Hayda. Ne oldu kaptan yine? Mesele Gümüş Mehmet. Gümüş mü? Anlatsana. Anlatacak mısın, dedirtecek misin yoksa beni? Mehmet, Gümüş hiç iyi değil. O ayılıp bayılmalar falan. Ne diyorsun sen ya? Ben doktorla bugün konuştum. Ya kulaklarımla duydum, çok iyi. Doktorun sana söylemesini engellemiş Gümüş. Pınar'a her şeyi anlatmış. Dün gece Pınar'ın yanında tekrar fenalaşınca mecbur kalmış anlatmaya. Yani benden saklıyor mu şimdi? Tabii ben sebebini bilmiyorum kaptan. Ama Pınar'a hayatının tehlikede olduğunu söylemiş ve bunu bizden gizlemeye çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Gümüş? Kaptan, nereye? Hastaneye götüreceğim Gümüş'ü. Bildiğini çaktırma. Gümüş çok üzülür. Pınar da sana söylediğimi duyarsa beni öldürür vallahi. Karımın hayatı söz konusu. Burada durup bekleyemem, anlıyor musun? Neden bana yalan söyledin? Ben üzülmeyeyim diye ölümü göze alıyorsun. Öğrenemeyeceğimi mi sandın? İyi değilmişsin. Kötüymüşsün, durumun kritikmiş. Böyle yıkılacağını bildiğim için söylemek istemedim.
Hemen başka bir hastaneye gidiyoruz. Evet, iyi değilim ama ölmeyeceğim. Öyle olsa doktor beni çıkarmazdı ki. O doktora güvenemem artık, tamam mı? Bana yalan söyledi. Mehmet lütfen bir sakin olur musun? Bak beni haklı çıkarıyorsun şimdi. Yanlış yapıyorsun panikle lütfen. Konuştum ben doktorla uzun uzun. Sürecek tedavim. Kendime dikkat edeceğim sadece. Gümüş, bu kadar basit değil. Bu kadar basit Mehmet. Her şey olabilir. Hayat bu. Aşkım. Bak ne olur bir dinle. Mehmet, Mehmet bak dinle beni. Ben herkes kadar risk taşıyorum, tamam mı? Lütfen dinle beni. Benim yüzümden oldu. Hayatın karardı. Benim yüzümden hep yarım kalacaksın. Kalmayacağım Mehmet, kalmayacağım. Gümüş'ün isteğine saygı duymalıyız. Dikkat eder, ona iyi bakarsak eminim her şey daha iyiye gider. Zorla hastaneye yatıramayız değil mi ama? Olmadı, hastaneyi buraya taşırız. Gümüş bu şekilde iyileşeceğine inanıyorsa iyileşir. Çok tehlikeli bir durum olsa karşımızda oturuyor olmazdı. Bahar Hanım, misafiriniz geldi. İyi akşamlar efendim. Rahatsız ettim. Sizin burada ne işiniz var? Uygunsanız sizinle yalnız konuşmak istiyorum. Konuşacak hiçbir şey yok. Hemen burayı terk edin. Beni dinlemeniz için gerekirse kapınızda yatarım. Ama kararlıyım Bahar Hanım. Siz kimsiniz ya? Ne oluyor abla? Berk sakin ol. Sen karışma demiştim Gökhan değil mi? Lütfen gidin buradan. Gururu olan bir insan bu kadar kovulmanın sonrasında arkasına bakmadan buradan giderdi. Ama benim gururuma yenilmeye hiç niyetim yok. Ben savaşıp kızıma her şeyi anlatmaya geldim. Madem Bahar Hanım yalnız konuşmak istemiyor, ben de hepinizin huzurunda anlatırım. Ben Bahar'ın babasıyım. Ne? Kuzen doğru mu bu? Kesin artık. Abla, bu adam ne diyor ya? Annesiyle büyük bir aşk yaşıyorduk. Mutluyduk. Ama ailesi karşısına çıktığında aklı karıştı Bahar'ın annesinin. Ufak tefek sorunlarımız büyüdü. Ayrılık sebebi oldu. Sonra Ali için beni terk etti. Ali onu benden almıştı. Yıllar sonra öğrendim ki Ali sadece aşkımı değil, kızımı da benden almış. Ali ile evlendiğinde hamileymiş. Bu deli ne diyor ya? Berk sakin ol, bırak bitirsin. Yalan, hepsi yalan zaten. Hepsi doğru. O seni gerçek baban. Gökhan, sen nereden biliyorsun? Ben her şeyi araştırdım, Fuat Bey doğruyu söylüyor. Bana kız, bağır, çağır ama beni affet. Hiç suçum yok benim. Bir evladım olduğunu bilseydim böyle davranmazdım. Öğrendiğim de çok geçti. Hiç olmazsa sana sarılmama izin ver. Lütfen yapmayın. Beni affetmen için her şeyi yaparım. Canımı bile veririm. Geceydi Pınar. Büyük bir travma. Bir an kendimi gördüm adamın yerinde. Bana gerçeği söylemeseydin. Yıllar sonra öğrenseydim. Onur, hayatımın bu en büyük hatasıydı. Lütfen bu konuyu açma. Ya hiç söylemeseydin? Defne'nin kızım olduğunu hiç bilmeseydim. Onur, bu hırsızlık resmen. Senden kızını çaldım yıllarca. Özür dilerim aşkım. Kendince haklıydın belki. Bana çok kızmıştın. Bunlar yeterince büyük bahane mi sence? Değil tabii. Neyse. Önemli olan hepsinin geçmişte kalması. Ben yine de binlerce kez özür dilerim Onur. Bahar, ne olursun ağlama. Perişan oldun, yeter. Mutlu olmalısın. Babana kavuştun. Ben ona nasıl baba diyeceğim Gökhan? Onu nasıl affedeceğim? Şimdi bir şansı var.
Onu dinlemeni istedi. Sen de dinledin. Şimdi izin ver de sevgini kazansın. Gerçekten baban olabilmek için mücadele etsin. Ailesi oldu. Sen de babana kavuştun. Geçmişi olduğu gibi kabul edip geleceğe umutla bakabilirsiniz Bahar. Sadece zamana ihtiyacınız var. Günaydın aşkım. Günaydın. Bir yere mi gidiyorsun? Evet, biraz çıkıyorum. Büroya mı gidiyorsun? Evet, birkaç işim var. Şirkete gidersen bir daha çıkamazsın. İşlere boğulursun, iyileşmedin zaten. Aşkım, işlerimi halledip geleceğim. Sonra da hep yanında olacağım. Hadi bir kahvaltı edip çıkacağım ben. Tamam ama kendini yorma. Kendime asla zarar vermem. Buna hakkım yok. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni. Onur, şuraya şunu uzatsana. Tabii. Al bakalım. Afiyet olsun. Mis gibi koktu. Taze çilek reçeli. Evet, Rukiye yapmış. Vallahi bu gidişle 10 kilo alıp öyle döneceğiz. Ben şimdiden 3 kilo yaptım Hilal abicim. Dün gece seninle gurur duyduk kızım. Sen en doğrusunu yaptın. Günaydın. Günaydın oğlum. Vay vay vay. Bu ne şıklık? Bu ne kılık oğlum? Anneciğim ne varmış kılığımda? Beğenmediniz mi yoksa? Çok yakışıklı olmuşsun yine. Yanında da yürünmez bunun. Nereye? Defileye mi? Şirkete. Birkaç işim var. Daha dün bir, bugün iki. Ne işi bu oğlum? Yatacağın yerde işlerin peşinde mi koşacaksın yavrum? Anneciğim bir de sana ifade vermeyeyim lütfen. Gümüşü zor ikna ettim zaten. İşim var. Toplantım var. Toplantı mı? Ne toplantısı? Kiminle? Sizinle. Bayanlar baylar, acil yönetim kurulu toplantısı istiyorum. Hayda. Ya abi, acelen ne? Önce iyileş. Ve patron döndü. Beyler, bundan sonra dalga geçmek, arazi olmak yok. Haberiniz olsun. Ha? Günaydın. Kolay gelsin Mehmet Bey oğlum. Çok şükür sapasağlam karşımızdasın maşallah. Hoş geldiniz. Çok iyi görünüyorsun, büyük geçmiş olsun. Teşekkürler. Buyurun oturun. Ölümlerden döndün bizim yüzümüzden. Başınıza bela olduk. Senden nasıl özür dileyeceğimizi bilemiyoruz. Billur da, çocuklar da perişan. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Kenan'ın yüzünden kendinizi suçlamayın. Cezasını çekiyor. Bu olayda sizin bir suçunuz yok. Hayatınıza girmesek hiçbir yaşanmayacaktı.
Ben şunu bırakayım. Ben gidiyorum Mehmet. Bu nedir? Feragatname. Sanıldığı gibi ben servet avcısı değilim evladım. Bu kağıdı al, ne gerekiyorsa yap. Fikri'den kalan hiçbir şey istemiyorum. Ben kusura bakmayın, bunu kabul edemem. Size bunları dedem bıraktı. Arzu ederse kendi alır. Fikri beni terk etti cancağızım. Bir daha da dönmeyecek belli. Malda mülkte gözüm yok benim. Dedenizi gerçekten çok sevmiştim. O da sizi sevmişti. Kabahatli olan ben olduğuma göre ben gitmeliyim. Böylece Fikri de yuvasına döner. Nereye gideceksiniz? Nasıl geçineceksiniz? Biz başımızın çaresine bakarız evladım, eksik olma. Kal sağlıcakla. Gümüş kızıma da iyi bak. Dilruba Hanım. Bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden isteyin. Siz hala dedemin eşisiniz. Senden tek şey isterim Mehmet. Fikri'den haber alırsanız iyi olduğunu bileyim yeter. Merak etmeyin, o çok iyi. Nerede olduğunu sormayın. Söyleyemem. Bence onu unutmanız en doğrusu. Ne konuşacak şimdi Mehmet bizimle? Bilmiyorum, bana hiçbir şey söylemedi. Yani daha işe dönmeseydi keşke. İyice iyileşseydi. Bir güzel tatil yapsaydı, acelesini anlamadım. Vallahi moral olacaksa ben çalışmasından yanayım. Evde oturmaya alışık olmadığı için uzun süre dayanamayacağını tahmin etmiştim. Hoş geldin kuzen. Merhaba. Hoş bulduk. Ya geciktim, kusura bakmayın. Misafirim varmış. Dilruba Hanım geldi. Aa. Ciddi misin? Ne işi varmış? Dedemden kalan her şeyi iade etti arkadaşlar. Tek derdi para değil miydi bu kadının? Evet. Hem de üstüne konmuşken. Yine neyin peşinde bu ruh hastası? Dedemi gerçekten seviyormuş. Bunun tek açıklaması bu. Ondan sadece sevgi istedim ben dedi. Ve gitti. Yok yok. Kesin bir iş çıkacak bunun altından. Neyse, bu konuda uzun uzun konuşuruz. Vakit kaybetmeden işimize bakalım. Sen yokken yapılanlar hakkında bir toplantıysa bu, yani raporları evde de inceleyebilirdin ama işte hepsi burada. Raporlar umurumda değil. Ben size verdiğim kararı açıklamak için buradayım. Karar mı? Bu şirket ailemizden bir yadigar. Her santiminde ailemizin alın teri var. Dedem başkanlığı bana emanet ettiğinde bu yükün altında ezilmeden şirketimizi yönetmeye çalıştım. Sizler de her zaman bana yardımcı oldunuz. Aslında daha uzun bir konuşma düşünmüştüm ama galiba çok sıkıcı olacak. Neyse. Uzun lafın kısası, başkanlığı Bahar'a bırakmaya karar verdim. Ne? Dedem işleri bana bırakırken içi rahat mıydı bilmiyorum. Ama benim içim çok rahat. Bundan sonra Şadoğlu Şirketler Topluluğu'nun kaptanı Bahar Şadoğlu olacak. Mehmet, bu imkansız. Sen varken dedem başkanlığı sana bıraktı. Onun isteğini çiğneme. Bahar, ölümün kıyısından döndüm. Henüz iyileşemedim. Hepsinden önemlisi benim için canını feda eden bir karım var. Artık onun için yaşayacağım. Onun mutluluğu için var olacağım. İşe ayıracak 5 dakikam bile yok artık. Tüm zamanımı karım ve çocuklarımla geçireceğim. Yani tamam, dinlen. Daha az sorumluluk al. Biz sana yardım ederiz.
Ama başkanlığı başkasına devredemezsin Mehmet. Hele ben asla bunu kabul edemem. Ne iş ne başkanlık için. Hayatımda sahip olduğum hiçbir şey için mücadele etmedim. Hepsi bana sunuldu. Oysa sen çalıştın. Başarmak için var gücünle uğraştın. Bulunduğu noktaya tırnaklarınla geldin. Başkanlık senin bileğinin hakkı kuzen. Kararım kesin. Yeni başkanınızı tebrik ediyorum. Ve söz konusu raporları huzurunuzda bilgisine havale ediyorum. Özel eşyalarımı toplatırsınız artık. İyice düşündün mü kaptan? Emin misin? Evde oturamazsın sen. Hem şirketi de düşünmen lazım. Düşündüm. Onu şirket konusunda içim çok rahat. Bahar başkanlığın altından kalkacak güce ve yeteneğe sahip biri. Ha, evde oturma konusuna gelince. Oturmayı planladığımı söyleyemeyeceğim. Ne o? Başka bir iş mi kuracaksın? Tamamen iyileşince karımı ve çocuklarımı da alıp dünya turuna çıkacağım. Sonra da canımız ne isterse onu yapacağız. Her an Gümüş'ün yanında olacağım. Mutlu olacağım Onur. Bu yetmez mi? Yeter. Nasıl mutlu olacaksan öyle yaşamalısın tabii. Yaptığınız her şey için şirketim ve kendi adıma teşekkür ederim Mehmet Bey. Rica ederim. Her şeyi birlikte başardık. Evde görüşürüz kaptan. Onur. Belki de sana emanet ediyorum. Daha kolay bir şeye emanet etsen? Ona güven. Belki de güvenmeyerek en büyük hatamızı yaptık. Merak etme. Gözün arkada kalmasın. Annem içki içmeme izin vermediği için suyla yetineceğim. Hadi bakalım kadehler havaya. Hadi bakalım. Hadi. Hey! Ne yumurtlayacaksın sürpriz delisi? Önce sabretmeyi öğrensen sevgili ablacığım. Bahar'ı beklememiz lazım. Söyle ama Mehmet. Merakta bırakma insanı oğlum. Ablam zaten biliyor abi. Hadi kaptan söyle bari. Peki peki tamam sıkı durun söyleyeceğim. Başkanlığı Bahar'a devrettim. Aa. Şimdi anlaşıldı neden mesaiye kaldı. Demek artık daha az görüşeceğiz Mehmet, ha? Mehmet bunu neden yaptın? İyileştin sen. Hayatın değerini, aşkın güzelliğini anladım. Bundan sonra nefes aldığım her an karımın yanında olmak için yaptım. Seni çok seviyorum canım benim. Ben duyuyor musun? Seni. Duyuyor musun Onur? Biraz örnek al Mehmet'i istersen ha? Ya öyle değil işte. Gözümüzü açıp kapadık ve zaman geçti. Her şey değişti. Yılların alıp götürdüklerine mi acımalı, yoksa getirdikleriyle mutlu mu olmalı? Acıyı görmezden gelmeye çalışırız. Umut ederiz.
İlacımız hayallerimiz. Ömrünün sonuna kadar süreceğini bilse de bekleyecekti. Dilruba teyze dedeme olan aşkını hiç unutmadı. Dedem onu hiç affetmese de o yıllarca bekledi. Bir daha hiç evlenmedi. Teşekkür ederim, iyi günler. Şimdi atölyeyle konuştum. Kırmızı bluzların devamı hazırmış. Birini gönderin alsınlar. Peki Bilir Hanım. Kızım müşteriyle ilgilen. Hoş geldiniz. İyi günler. Vitrin mankenlerini de değiştirelim diyorum. Merhaba. Merhaba. Çocukları almaya geldim. Bugün beraber bir şeyler yapacaktık. Nerede olduklarını bilmiyorum. Arkadaşlarıyla geziyorlardır. Nereye gideceklerini söylemediler mi? Hayır. Artık büyüdüler Kenan. Cep telefonu diye bir şey var. Merak ediyorsan ara öğren. Hatta onları sormak için buraya gelme bile. Direkt ara. Ben seni de görürüm diye gelmiştim. Yıllarca gördün de ne oldu? Boşandıktan sonra mı aklın başına geldi? Dün emekli oldum Billur. Tebrik ederim. İsteyince bir işte dikiş tutturabiliyorsun. Senin kadar başarılı olduğum söylenemez. Bursa'da herkes buradan bahsediyor. Senin yaptıklarına rağmen Mehmet bana ve çocuklarıma kol kanat germeseydi hiçbiri olmazdı. Değiştik, büyüdük, olgunlaştık. Hatalarımızın bedelini vicdanımızla ödedik. Tıpkı Berk gibi. Her zaman yüzünde Mehmet'e karşı duyduğu vicdan azabının izlerini taşıdı. Kendini hiç affetmedi. Ama bir daha da hata yapmadı. Şimdi her şeyi var. Hatta fazlası. Aferin kızıma, aferin. Önce ben. Ya hayır, ben yiyeceğim. Ama oğlum kura çektik ya önce kardeşin. Ben de öyleyim. Ben de açım önce bana. Hem siz bakayım neden kendinizi yemiyorsunuz? Herkes önce tabağındakini bitirsin bakayım. Aç, 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 aç. Sırayla, sırayla. Oh, oh. Önce sabretmeyi öğreneceksiniz değil mi? Hani anlaşmıştık. Bu şekilde anlaşmıştık sizinle. Bakın, anneniz gelirse çok güzel bu halinize. Kavga etmekten tek lokma yemediniz. Sabır en büyük yardımcımız oldu zamanla yarışımızda. Sabreden hep kazandı. Didem gibi. Vazgeçmedi. Berk'e aşkını anlattı. Onu yeniden kazandı. Aferin kızıma. Yine mi bakın annenize geldi. Bakayım. Tartışıyorlar tabii, tartışıyorlar. Artık kime çektilerse. Biz hiç tartışmayız oysa ki aşkım. Tabii, tabii, tabii. hadi bakalım. Boşalacak. O tabaklar boşalacak. Hadi bakalım. Sürprizleri unutmamak gerekir tabii. Aniden kapımızı çalan acı, tatlı sürprizler. Biz yine de güzel sürprizleri sevdik her zaman. Bugün yine balıkçıya uğrayıp eve öyle döneceğiz gibime geliyor. Of dede ya, tutamıyoruz işte. Babam yüzünden saatlerce kımıdamadan bekliyoruz burada. İyi. Sahi baban nerede? Denize düşmüş olmasın. Balıklar bayram etmiştir valla. Ne oluyor? Dedikodu mu yapılıyor? Ha? Ha, babam. Evet. Lefkeyle balıkçılık gururla sunar. Bundan sonra balıklar benden korksun. Misineyi de tazeledim. Tamamdır.
Bu kopan kaçıncıydı? Adamlar babamı takip ediyor dede. Sahilin en iyi müşterisi diyorlar. Evet. Evet, şimdi yakalayayım da görün. Bu kez kararlıyım. He. Balıkları da kendim tutacağım. Bağrında sizin de dilinizden kurtulacağım, tamam mı? Evet. Kendini yormasan. Ya der kitabın bittiğinde kendine başka bir hobi bulsan baba. Bahar'a benziyor bu. Öyle. Çok çalıştık. Emanetlerimize sahip çıktık. Zaman bize tanıklık ederken başarının gururunu yaşadık. Başarılarımızla mutluluklarımızı arttırdık. Bahar Hanım, telefon geldi. Yılın en başarılı iş kadını seçilmişsiniz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Diğer ödüllerinizin yanında yer açmam gerek. Keşke yanımda olsaydın dedeciğim. Kimimiz işimiz, kimimiz ailemiz için çalıştık. Sadece mutlu olmaktı amacımız. Yalan dünyaya bir iz bırakabilmek. Herkesin eseri ayrıydı, ödülü başka. Bu ilk soy çalışmanız mı Fikri Bey? Evet, çok heyecanlıyım. Anneniz sizinle gurur duyacak. Ya benimle? Sizinle de duyacaktır Ahmet Beyciğim. Oh. Sanat tarihinin yönünü değiştiren çalışmalarınızı beğeniyle izliyorum. Hadi bakalım doğru banyoya. Bugünlük bu kadar yeter. Daha bitmedi anne. Birazcık daha anne, ne olur. Olmaz beyler. Hadi ısrar yok. Hadi bakalım. Pınar. Efendim? Bu kız nerede kaldı? Efeylidir yine. Doruk gevezelik yapma ama. Benim niye haberim yok? Bu Efe iyice asabımı bozmaya başladı söyleyeyim ha. Onur saçmalıyorsun ama. Birazdan gelir canım. Aa. Kırma beni. Hadi biraz ders çalışırız hem. Yarın okulda falan çalışsak girmeyeyim ben eve. Baban yine tersleyecek şimdi beni. Bir şey olmaz. Gel işte alışsın o da artık. Yağ tavla oynatıyor. Sonra maç izletiyor. Ben size anlatırım diyor. Huzur vermiyor ki. Kalbimi kırıyorsun ama. Tamam. Ama bir saat takılırım o kadar. Baktım yine bana sarıyor. Kaçarım ona göre. Notunu verir misin bana? Oydu işte. Saat kaç oldu ya? Ne işi var Efe ile bu saate kadar sokakta? Dedem bile senin kadar karışmazdı yani. Annen o işi layığıyla yapıyordu da o yüzden. Pek memnun değildim faaliyetlerinden ama neyse. Saate bak baba ya. Hala yok ortalıkta. Ben şimdi bu Efe'ye iki kafa atayım mı? Aa, armut dibine düşer. Aferin aferin birbirinize gaz verin. Biz geldik. Saçmalayanı yakarım ona göre. Kimse bir şey söylemeyecek çocuklara. Defne çok üzülüyor sonra, tamam mı? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Çocuklar. Gelin gelin oturun şöyle. Hiç oturmayalım anne. Bizim ders çalışmamız gerek. E tamam o zaman. Size iyi çalışmalar kızım. Önce bir yemek yiyin kızım. Ne dersiymiş hemen? Çıkışta yedik biz Onur amca. Ha. Ondan geç kaldınız yani. Abla ben sana bir şey soracaktım. Şu denklemler kafamı çok karıştırıyor. Doruk ben sana anlatırım oğlum. Ablanın ders çalışması lazım şimdi. Hadi Efe. Durun bakalım. Aa, nereye hemen? Önce bir ifadesini alalım Efe'nin. Doruk, getir oğlum tavlayı. Değil mi Efe? Saatlerdir bu derdiyi bekliyoruz. Koçum. Of.
Zamanı durdursak ya da geri alabilsek. Pişmanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Bence imkansız. Her zaman bir keşke payı vardır hayatta. Kuzu. Anneciğim. Vitaminini aldın mı? Yine unutacaksın. Düzenli almayınca bir işe yaramıyormuş. Gel öpeyim ben bir seni, gel. Aldım anneciğim. Unutur muyum hiç? Yine yazıyorsun. Ne zaman okuyacağım yazdıklarını? Vallahi kızım, ben bu dünyadan göçüp gittikten sonra okuyacaksın herhalde. Ya sen ne meraklı bir cadısın ha? İstemem. Okumam. Yani sana bir şey olmasın. Kuzum benim. Sen nereye gidiyorsun böyle süslü püslü ha? Sinemaya gideceğiz de. Öyle mi? Tamam o zaman, iyi eğlenceler sana. Sana da. Kendine çok iyi bak Gümüş Sultan. Sensiz yaşayamayız biz. Canım benim. Dikkat et kendine, tamam mı kızım? Tamam. Hadi koş. Rukiye pişmanlıklarıyla yaşamayı seçti. Ama bunlar artık minik pişmanlıklardı. Büyük olanlar zamanın içinde kaybolmuştu. Of. Yine çok oldu bu. Ne zaman ölçüsüyle becereceğim şunu? Ya az oluyor ya çok. Dök Orhan, dök, azıcık daha dök. Ya sıkma canını karıcığım. Çok olmasa az olmasından iyidir. Yani her zaman teraziyi tutturamaz bana. O kadarcık olur yani. Dur. Zaten geç kaldım. Şimdi kız okuldan gelecek. Ben hala hamur yoğuruyorum. Daha bunlar bitecek de biz de alışverişe çıkacağız. Ben çıkarırım kızımı alışverişe. Oo, of, olmaz, söz bir verdim. Bir ordu doyar bununla yine. Seher gelmiş. Dalga geçeceğine şu yumurtaları ver bana. Akşam yemeği çok kalabalık olacakmış. Şeref Hanım masayı ona göre hazırlayın dedi. Yıllar akıp giderken geç kalmak korkusuyla tanıştık. Ömrümüz azalırken kaçırmak istemeyeceğimiz mutlulukların telaşına düştük. Yıllardır okumadığımız kitapları okuduk. Birkaç dil daha öğrendik. Gezdik. Sorumsuzluklar yaptık. Yeni hayatlarla tanıştık. Arkama dönüp baktıkça çalışarak ne çok şeyi ıskaladığımı fark ediyorum yanımda. Hayatı işten ibaret sanıp öyle yanılmışım ki. Meşguliyetlerimiz yönetiyor bizi Saner. Hepimiz aynıyız. Çok geç olmadan seni buldum ya. Bana aşkı tattırdın ya. Ölsem de gam yemem Şeref. Neyi bekliyoruz Şeref? Ne için? Şeref, benimle evlen Şeref. Hayatını benimle paylaş. Hiçbir şey için geç değilmiş aslında. Zamanı sorgulayıp kaçmak yerine cesur olmak ve istemek yetermiş. Bir gün seçim yapmanız istenir sizden. İki yol var. Birini seç. O an ölmek istersiniz. Sonra en sevdiğiniz için fedakarlık edersiniz. Zaman fedakarlığınızı ödüllendirir. Mehmetcan, gidiyor musun oğlum? Evet, acelem var, hemen kaçıyorum. İlker bıraksaydı oğlum, bekle gelir birazdan. Şoför yol atmış babaannem, bekliyor aşağıda. Selam söyle yalıdakilere. Meleği de öp benim için. Öperim tabii ki canım annem. Zaman akıyor. Ömrümüz bitiyor. Bazen dursan artık, akma. Mutluluğumuzu bozma diye haykırmak istiyor insan. Sonra yine de büyük maharetle tüm yaraları sardığını fark ediyor. Her şeyi unutuyor insan. Ne kadar zor günler geçirdiğini, ne mücadeleler verdiğini.
Şimdi geriye dönüp ağız dolusu gülümsüyorum. Hepsi geçti. Kocaman mutlu bir ailem var. Sağlığıma kavuştum. Mutluyum. Teşekkür ederim zaman. Bana öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim. Yemiş tut kendini. Bu kalabalıkta panikten seni hastaneye falan yetiştiremeyiz şimdi. Yine arabada doğrusun ona göre. Vallahi beni bozmaz. Deneyimli adamım. Araba, iskemle. Yardımcı olurum karıma. Şimdi hepiniz büyüdünüz de ikişer üçer çocuk sahibi oldunuz öyle mi? Allah'ım bu bir rüyaysa beni uyandırma. Değil anneciğim. Hepsi gerçek. Senin de istemediğin kadar torunun oldu yenge. Ben ölürüm onlar için. Yaramazlık yaptıklarında fikriniz değişiyor ama. Ben bir mutfağa bakıp geleyim, ne yaptılar acaba? Bugün izinlisiniz. Boşuna mı çağırdık garsonları? Abi yardım etseydik mutfağın düzenini bilmiyordum. Orhancığım keyfine bak. Öğrenirler. Bugün senin de günün. Mehmetcan nerede? Hala gelmedi mi? Buralardadır. Yemek yemeyecek mi bu çocuk? Onlar Gümüş'le mutfakta yediler dayıcığım. Hiç pişman olmayacaklar aşkım. Biliyorum aşkım. Biliyorum. Hadi bakalım bir şey olmasın. Çin çin. Ver biraz ben oynayayım onunla. Gümüş. Efendim. Sonsuza kadar seni sevmeme izin verir misin Gümüş? Evet Mehmet.